Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını geri almaya yönelik harekatı sürüyor. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanoz, Azerbaycan tarafından ele geçirilen Ermenistan ait araçların bulunduğu bir noktada bizi bekliyor. Son derece dikkat çekici bir nokta. Fatih, arkanda çok sayıda kamyon görüyorum. Nedir ayrıntılar, senden dinleyelim. Ahmet Görmez, kimi asker taşıyordu, kimi yakıt ikmali yapıyordu, kimisi yine cephe hattında işgal ettikleri bölgeye silah taşıyordu. Ermenistan'a ait bu araçlar Azerbaycan'ın başarıyla devam eden harekatında ele geçirilen araçlar. İşte çatışmanın aslında etkilerini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl etkisiz hale getirildiklerini görebiliyoruz. Şoför ve yanındaki askerler, işte Azerbaycan ordusu tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi ve bu araçta birkaç gün öncesine kadar yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetindeydi. İşte o onlarca sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan askeri teçhizat, askeri araçlar, kamyonlar, yine bu noktada silah taşıyanlar, asker taşıyanlar, yakıt ikmali yapanlar cepheye, işte bu araçlar Azerbaycan ordusunun kararlılığıyla devam eden o işgal edilen toprakları geri almak üzere başlattığı harekatta ele geçirilen en önemli askeri araçlardan birkaçı sadece. Onlarca araç var bu şekilde. İşte çatışmanın aslında ne kadar sıcak olduğunu da, bu nedenle olduğunu da gösterebiliyor aslında. Burada da işte yine Azerbaycan ordusuna ait unsurlar tam kamyonun sağ ön tarafından çok net bir darbe almış bu işte kamyonda ve yine içerisinde silah ve mermi izlerini görmemiz mümkün. Tamamıyla kullanılamaz hale gelmiş bir araçta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait ve işte artık Azerbaycan'da Azerbaycan ordusu etkisiz hale getirdiği o zırhlı araçlardan sadece birkaçını gösteriyoruz size şu anda. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi arasında çatışmalar yaşandığı bilgisi daha az önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizlere belirtildi. Gece devam eden harekatta geri çekilen Madagiz'deki Ermeni kuvvetler arasında yoğun çatışmalar yaşanmış. Aslında biraz da bu kendi içlerinde motivasyonlarının düştüğünü söylemek mümkün. Tabii güvenleri kırıldığı mümkün çünkü Azerbaycan ordusu hemen her gün yeni yeni noktaları ele geçiriyor. Bunu ifade edebiliriz. Magadiz'deki yükseklikleri de Azerbaycan ordusu ele geçirdi. Ve yine Adere'den şu sıralar çok sıcak bilgiler geliyor. Oradan da yine sevindirici haberler geliyor. Ve Adere'nin alınması, Magadiz'in alınması demek Laçin'e doğru, Kelbecer'e doğru yolun açılması demek. Ve Azerbaycan ordusu gerek güney cepheden gerek kuzey cepheden ilerleyişini başarıyla sürdürüyor Ahmet Görmez.